Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mad Game Psycho'nun ilk bölümüyle karşınızdayım. Güzel bir seri olacak. Mad Game Psycho'nu anlatmam gerekirse basitçe bir oyun yapma simülasyonu. Game Dev Tycoon gibi ama çok daha detaylısı. İlk başta bir şirketimizi şöyle bir ayarlayalım abi. Ben şunu seçmek istiyorum şirket logosu olarak. Ülke olarak maalesef Türkiye yok, yani keşke olsa. Burada en iyisi nereyi seçmek olsun? Yani pek fark etmez, Amerika olsun, önemli değil. Oyun ayarlarından da sadece öğreticiyi devre dışı bırak diyeceğim ve başlayacağım. Başlayamadım mı? Şimdi başlayacağım. Özel yeteneğimiz, daha doğrusu özel özelliğimiz ne olsun? Biz neyi çok iyi yapalım mesela? Mesela fizikleri çok gerçekçi yapalım. Başarılı olduğumuz tür de ne olsun abi? Ne olsun? Neyde yetenekli olalım? Madem gerçekçi dedik, o zaman dövüş oyunu diyelim abi. Gerçekçi fizikler dedik. Oyun tasarımına 2, programlamaya 2, grafiklere 1 veriyorum ve normal hızda 1980'de normal modda başlıyoruz. Oyunda şimdi başladık, evet, küçük bir yerdeyiz. Daha doğrusu bir garajın içindeyiz. Hemen buradan gelişme deyip bir geliştirme ofisi açıyoruz abi. Şöyle büyük, bayağı büyükçene bir ofisle başlıyoruz. Ben daha önce biraz oynadım. Çok başarabildiğim söylenemez ama umarım bu serinin hatırına güzel bir şeyler yapabilirim. Hemen şuraya bir çalışma ofis masalarımızı koyalım abi. Şimdilik 3 çalışan bize yeter. 3 masa bize yeter. Çünkü masalar çok pahalı gördüğünüz gibi. 100 bin dolarla başladık. Ben tabii hemen erittim abi 100 bin doları. Şuradan hemen bir çalışan alarak devam edelim. 2 tane de çalışan alalım bizle beraber. Oyun yapımına destek olacak. Bu iki arkadaşı aldık. Ben de kendimi buraya alayım. Şimdi ilk iş olarak ben bir iş sözleşmesi yapacağım. Sözleşmeleri otomatik yaptırsam mı acaba? Yani yapabiliriz diye düşünüyorum. Sözleşmeleri otomatik yaptır diyelim. Biraz para kasalım abi. Yani girişte bu şekilde yapmak sizi bayağı bir öne geçiriyor. Sağ üstte trend konularımız var. Mesela golf oyunu yapmaman gerekiyor. 86 hafta boyunca sanırım. Bakıyoruz. Aynen, 86 hafta, 85 hafta boyunca golf oyunu yapmayacağız. Bulmaca oyunu yapmayacağız. Bak bu çok kötü oldu. Akım, yetenek oyunu ve tenis muhteşem bir combo kendileri oluyormuş. Ama yetenek oyunu da yaparsan akıma bir yerde kapılmış oluyorsun. Ben şöyle bir kayda bakayım. Kayıtta herhangi bir sıkıntı yok. Ya, oyunun sesi de çok tatlı geliyor diye tahmin ediyorum. İlk başta biraz şöyle bir paramızı biraz kurtaralım abi. Ondan sonra yavaştan oyun yapmaya başlayacağız. Hangi konseptlere sahibim, hangi türlere sahibim onu da pek bilmiyorum ama kafamıza göre bir şeyler uydururuz herhalde ya. Arkadaş bir şey dedi de ben pek anlamadım. Kendi dediğimi de anlamadım. İleride kendimize bir yönetici ofisi, işte bir şeyler falan daha açacağız bakalım. Daha burası ilk yerimiz. Şu da bitsin abi. Ondan sonra otomatik çalışmayı durdur deyip bir tane oyun yapacağız. Ondan sonra kalanları parayı toplamak için kullanabiliriz. Evet, %50 daha fazla oyun satacağız. Yani aslında biraz beklememiz bizim şeyimiz olmuş. Ajan, hapishane, büyücü. Yetenek oyunu yapmamız gerekiyor. O zaman bir adet ajan, ana türümüz yetenek oyunu, motor maalesef yok, lisans yok. Oyunumuzun ismi ne olmalı? Oyunumuzun ismi ne olmalı? Aa, işte şimdi rastgele oyun ismi desem, teleport. Olsun hadi, teleport olsun. Aklıma şimdi isim gelmiyor. Hedef piyasamızda her yaş oynayabileceği bir oyun yapalım. Platform olarak bilgisayarı kullanacağım. Şimdi geldik işin en şey kısmına. Bu ayarları tutturmak gerçekten çok zor. Ve tutturabilirseniz, güzel bir satış başarısı elde ediyorsanız, tutturamazsanız maalesef tutturuyor oyun. Batmanız içten bile değil. Önce ben oynanışa biraz ağırlık vereceğim grafiklerden ziyade. Bu arada hangi tarafa yaklaşırsanız ağırlığı o tarafa vermiş oluyorsunuz.
Oynanışı ben şu an yüksek tutuyorum. Hikaye ve oyun uzunluğu. Şimdi ajanız ve yetenek oyunuyuz. Yani aslında burası çok şey ama ben buraya oyun uzunluğu vereceğim abi. Atmosfer, fonksiyonlar. Fonksiyonlar. Oyun derinliği, acemi dostu. Daha böyle acemi dostu ve sıradan casual oyuncuların hitap eden bir oyun yapalım. İnşallah bir şeyler tutturmuşuzdur. Yetenek oyunu olduğu için aslında biraz aslında yetenek oyunu lan bu. Şu an bir ince düşüncedeyim. Neyse bir böyle yapalım. Oyun sıkıntı olursa şeye yaparız. Burada grafikleri biraz kısacağım. Oynanışı güzel bir şekilde arttıracağım. Teknolojiyi kısacağım. Bir tık müziği arttıracağım. Sadece şu an İngilizce dilinde çıkaracağım. Çünkü her dilde çıkarırsak yaklaşık 8.000 dolar gibi para ödüyorsunuz. Zaten paramız belli yani. Çıkartalım abi. Tamamdır. Zaten pek bir özelliğimiz yok. Şimdi bu kısmı bir tık hızlandıralım. Bizimkiler oyunu yapa dursun. Umarım güzel bir oyun çıkar. Yoksa bizim için biraz sıkıntılı zamanlar olabilir. Umarım 60'tan yüksek bir puan alırız. O zaman da oyunu destekleyerek güzel paralar kazanabiliriz. Oyun çıktı. Teleport isimli oyunumuz ve ajan konseptinde Tetris'e benzeyen bir oyun oldu. Yayıncı bulalım. Yayıncı olarak bize şu an pazar gücü mü? Arcade bulmaca. 6 dolar veriyor abi. Zaten en fazla veren bu. Ajan ve yetenek oyununda bir tık ilerledik. İlk oyunumuzu tamamlamışız ve oyun oyun bir tık kötü çıktı. Grafikleri çok güzel olmuş, sesi güzel olmuş. Oynanışla kontrollere şey yapamamışız. Diyor ki bakmaya değmez bile. Çok özensiz bir oyun. Yine de biz oyunumuza bir yama geliştirebiliyor muyuz? Yok, bug atmamış oyun. Artık bu oyundan kâr etmeyi umalım mı acaba? Çok da hype'lı çıkmadı. Neyse, biz bir önce bir şey yapalım abi. İş sözleşmesinden birkaç iş sözleşmesi yapalım. Çünkü bu oyun beklediğimiz gibi çıkmadı. Oyunda şu an neleri yanlış yaptığımızı az buçuk anladık. Fonksiyonlara bir defa yani önem vermemişiz fazla. Onu yapmamız gerekiyordu. Satış olarak da bu bizi kâra geçirir mi? Zor. Önce bir iş sözleşmemiz bitti değil mi? Şimdi bir oyun güncellemesi çıkartalım abi. Azıcık destekleyelim oyunu. Zaten 16.000 batmışız. 2.000 verip oyunu niye desteklemeyelim yani? Bir taraftan da bir araştırma ofisi açalım. Şöyle iki kişinin çalışabileceği. Çok fazla da yatırım yapmadan çünkü zaten mali olarak pek de iyi bir yerde değiliz şu an. Şöyle iki tane de eleman alalım abi. Şuradan iki tane de eleman alalım. Gelin abi zaten fazla bir adam yok. Siz buradan özellik araştırın ki oyun motorunun yapımına biraz hızlı başlayalım. Yoksa bizim için sıkıntı olacak. Oyun şu an 13.000 dolar zarardayız. Güncelleme de yetişti ama çok fazla bir satış olmadı. Zaten oyunun puanı genel olarak çok düşük olduğu için bizi maalesef kurtarmadı. Dil paket falan buna hayatta çıkartmam abi. Bu oyunu bir tarihe gömüp başka bir oyun mu yapsak? Şu an aklımdaki soru o. Yani yapacağımız mecbur o gözüküyor. Zaten iş sözleşmesi de yok. 34.000 dolar paramız var. Bu oyun bizi kâra geçirir mi? Çok zor. Onun için biz bir oyun daha yapalım. Hedef piyasayı her yaş yapalım. Konuyu gene ajan yapacağım. Bu sefer bir şeyleri farklı yapacağım. Motor yok zaten. Aynı şekilde devam abi. Bilgisayara çıkart. Aynen şu an oyun uzunluğunun daha fazla olacağını düşünüyorum. Oynanış da öyle. Atmosfer yerine biraz fonksiyonlara yönelik yapacağım. Geçen oyunda hayran mektubu var mı? Var. Bazı oyuncular telefonun daha acemi dostu olmasını isterdi. Demek ki acemi dostunu fazla yapacağız bir tık. Şöyle de sıradan oyuncuya da hitap edecek. Şu ayarda bir şey bizi herhalde güzel bir oyun yapmaya bir adım yapar. Oyun raporu zaten yok şu an. Tamam. Bu şekilde devam ediyorum.
Seslerle oyna şeye iyi demişti. Oynanışları bir tık daha arttıracağım. Teknoloji kısıp ah şu çok oldu. Heh, şöyle iyidir. Bunu sadece gene aynı İngilizce çıkartacağım. Daha sonra belki bir şeyler ekleyebilirim. Zaten daha oyun motoru yapmak bizim için çok zor. Şu oyun çıktıktan sonra buna bir güncelleme daha yapabilirim. Bu arada 1 dolar, 1000 dolar da şu an zarardayız abi. Kendi oyun motorunu yapabilirsin. Yapabilirsin de sor bakalım nasıl. Tamam, oyun sattı. Eksiden çıktık. Kötü günler bizi beklemiyordur inşallah. Bir yayıncı bulalım. Şu. Hem 7 dolar para veriyor hem de bulmaca oyunlarında. Aa, biz yetenek oyunu yapıyoruz oğlum. Niye bulmaca oyunu dağıtan adamla uğraşıyoruz ki? Neyse, artık seçtik yani, yapacak bir şey yok. Geliştirici kiti alabilirsin diyor. Birden fazla platforma. Ha, bakalım bu oyun nasıl olacak? Evet, ortalamanın üstü olmasını yakaladık. Bu tür oyunları sevenler ve hayranlar için ideal. Tamam, ortalama bir oyun dedi. Bu bizim için kafi. Hemen ya, aa, buna da bug yazmamışız lan hiç. Şu teleporta bir güncelleme daha yapmak istiyorum. Ama neyse, yapalım abi. Yapamıyoruz, para yok. Neyse, bu ayki para gelsin haftaki. Buna da 31 bin dolar masraf etmişiz. Bakalım satışları nasıl olacak. Aynen, 10 bin dolar geldi. Şimdi teleporta bir güncelleme çıkartalım. En azından satışlarda sıkıntı yaşamasın. İlk hafta 1000 satmışız. Güzel. Şimdi ona da bir güncelleme çıkartacağız. İkinci oyun ilkinden daha iyi olduğu için buna biraz daha yükleneceğim. Bu bize belli bir süre para kaynağı olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada araştırma var mı? Yok. Az önce geldi. Bir tane de Good Resistance mı? Resident. Buna da bir güncelleme yapalım abi. Oyunun satışı şu an bayağı bir iyi ve bizi 3 haftada neredeyse zarardan kurtaracak bir oyun oldu. 11 haftadır piyasada ve nihayet bizi kâra geçirdi oyun. Bu oyunda 4. haftasından kâra geçirdi. Bu Good Residence'ı biraz destekleyeceğiz abi. Desteklememiz şart. Yoksa hayatta kalamayacağız. İş sözleşmemiz var mı? Yok. Güzel. Satışlarımız da iyi gidiyor. Şimdi bizim yapacağımız oyun motoru, bir tane oyun motoru yapalım. Yavaştan geliştirelim. Yetenek oyunlarının opsiyonlu olsun. 4 renk desteği olsun. Başka onun dışında %20 kar payı alalım. Ve sadece 7500 dolar. Patron çıldırdı. 7500 dolar. Motorun ismini ne vereceğiz? Babuş Engine. Babuş Engine'i çıkartıyoruz abi. 7500 dolara satıyoruz ama her oyun yapan firma bu motoru alması karşılığında bize yaklaşık olarak kazancının %15'ini mi 20'sini mi nasıl ayarladım bilmiyorum. O kısmını verecek. Bu arada iki oyun da nihayet kâra geçirmeyi başardı. İlk önce Good Resonance'a bir, bu arada onlar da oyun motoru çıkarttı da. Lan biz çıkarıyorduk ha ilkini. Kopya koruması satın alabilirsin. Hemen alalım abicim. Hemen alalım. Zaten az satıyoruz. Aha, adam sakatlandı. Git sen boş ver. Çık kanka, sıkıntı yok. Çalışan al. Gel. Evet, bu arada bu kadar aldığım adamlara bu kadar değer vermem değil mi? Gerçekten enteresan. Evet, ilk şeyimiz çıktı. Oyun fuarına katılsak mı? Zaten para yok lan, ben neyin derdindeyim? Ben neyin tribine düştüm az önce? Şimdi şuna bir güncelleme çıkartalım. Good Residence'a bir güncelleme daha çıkartalım. Resident diyemiyorum. 50 bin dolar kârdayız şu an bu oyunu yaparak. Bu en kötü yaptığımız oyun bile 18 haftadır piyasada ve gerçekten fena da satmıyor yani. 30 kaçtı? 35 falan aldı oyun. Bayağı kötüydü. Şimdi bir de teleporta bir güncelleme çıkaralım. Artık maliyet gitgide artıyor. Yani bu sadece oyunu biraz daha piyasada tutabilmek için yaptığımız bir hareket bizim için. Yeni oyuna başlayacağız bu haftadan sonra, para bize elimize geldikten sonra. Yavaş yavaş 1000 satışına falan geliyor. 28 bin paramız var. İş sözleşmesi yok mu abi? 2-3 biraz ittirsek parayı bulacağız da. Ha, 35 bin oldu, tamam. Şimdi
Aynı şeyi spamlemeye devam ediyoruz. Ajan, motorumuz, kendi motorumuz. %20 kar payı alıyormuşuz bu arada. Bu oyunun ismine ne verelim? 34 bin istiyor lan şeye de. Aga be. Oyunun ismi ne olsun ya? İşte bizim ajan. İsim çok boktan farkındayım ama yapacak bir şey yok. Her yaşa hitap ediyor. B boyutunda tamam, bunlar tamam. Gene bilgisayara çıkartacağız. Başka şansımız yok. Tamam, bu kısmı doğru yapmışız abi. Hayran mektubu var mı? Acemi dost olmasını istedi. Daha uzun olmasını isterdi. Daha uzun. Oyun uzunluğunu bir tık daha arttırıyorum. Oynanışı da arttırıyorum. Ulan hepsini dayıyorum be. Bunu da şöyle yapıyorum. Bir şey değişmeyecek ama olsun. Tamam, bu böyle iyidir. Oynanışı bir tık kısıp bu sefer yok, oynanışı açayım. Grafikler de böyle olsun. 39 bin para istiyor. Şu an bankada o kadar paramız yok. Bir 25 bin kredi alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Geri hemen öderiz onu zaten şu oyun yapılana kadar. Biz de bu oyunun şöyle bir güzel bir satışına ulaştıktan sonra ilk bölümümüzün sonuna gelelim babuşlar. Eğer bu arada sonunda söylüyorum ama bu seriyi izleme hoşunuza giderse beğenerek destek olmayı unutmayın. Ben daha fazla Mad Games Tycoon görmek istiyorum diyorsanız size zahmet beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Objeler gelmiş bu arada. Bunu da araştırayım bir yandan. Hızlıca araştıra dursun. Onu da diğer motorumuza ekleriz. Sıkıntı olmaz. İşte bizim ajan çıktı. Yayıncı bulalım. Bu sefer bizimki yetenek oyunuydu değil mi abi? 7 dolar veriyor. Sen gel abi. Sen gel. Güzel. Bu sefer iyi çıktı. Tamam. Tamam. Batma diye bir şey yok abi. Bizde batma yok. Hadi 69 olsun. Niye 69 oldu? Diyor ki temelde kötü bir oyun değil ama daha yüksek bir puan içinde yeterince iyi değil. Ulan ne yapalım lan? Üçüncü oyunumuzla başarıya ulaşıyoruz yavaş yavaş. Buna da şöyle tamam diyelim. Şuradan bir oyunu durduralım. Babuşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi beğenerek destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden görüşürüz. Bay bay.